ısı cihazları ve modüler su depoları imal eden Maxis AŞ, Orta Doğu'dan Avrupa'ya pek çok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Fabrika müdürü Halil Aydoğdu mu, mühendislik altyapısına sahip firmalarının yeni fabrika yatırımında teknoloji altyapısını da güçlendirdiğini söylüyor. Isı cihazları ve modüler su depoları üzerine uzmanlaşan Maxis AŞ, Ankara temellide ASO 2 sanayi bölgesinde 26 bin metrekare alana kurulu fabrikasında üretimini gerçekleştiriyor. Maxis Mekanik Sistemler AŞ, Ostim'de 1981 yılında kuruldu. O zaman 200 metrekare küçük bir atölyede 4-5 işçiyle beraber ısı cihazları yapmayla işe başlıyor. Şu anda dünyanın ilk 5 firmasından bir tanesi modüler su deposunda Maxis. Isı cihazlarında da Türkiye'de önde gelen firmalardan birisi. Geniş bir ürün portföyüne sahip olan firma, ihracatçı kimliği de dikkat çekiyor. Isı cihazlarında daha çok endüstriyel ağırlıklı olmak üzere buhar jeneratörleri, buhar kazanları, sıcak su kazanları, ekonomizerler gibi teknik işler yapıyoruz. Modüler depolarda da ağırlıklı su deposu olmak üzere çok çeşitli depolar yapıyoruz. Yani içme suyu depoları, yangın depoları, yakıt depoları, her türlü sıvı depolamada çok farklı uygulamalar yapıyoruz. Dünyanın 22 ülkesine ihracat yapıyoruz bu ürünlerden. Kaynaklı su depoları karşısında çözüm ortaklarını modüler su depolarıyla tanıştıran firma ilklerle anılıyor. Kaynaklı depolarda çok büyük bir malzeme israfı vardı Türkiye'de. Biz bu civatalı sistemi getirerek bunun önüne geçtik. Önceden çok kalın sajlardan kaynak yapılarak üretilen depolar tamamen pas yuvasına dönüşüp kısa sürede de hurdaya gidiyordu. Bu civatalı silindirik depolar kesinlikle korozyona uğramıyor. Çünkü hiçbir yerinde ısı tesiri yok, kaynak etkisi yok. Çok uzun ömürlü. Altyapısına sahip olan firma, üretimde teknolojinin ulaştığı son noktadan faydalanıyor. Dünyada rekabet edebilmek için otomasyon üretim yapmak zorundasınız. Birçok şeyi bantta üretmek durumundasınız. Biz de bu felsefeyle yeni fabrikada özellikle çok fazla yatırım yaptık. Üretimlerimizin tamamı CNC kontrollü, bilgisayar denetimli robotik makinelerden çıkıyor. Maxis'in dünya üzerinde şu anda 30 bin ürünü çalışıyor yaklaşık. 33 yıllık geçmişimizde ürettiğimiz ürünleri göz önüne alırsanız 30 bin ürün çok büyük bir referans. Bunun hepsi çalışan ürünler. Su depolarının içerisinde sıvılar depolu ve sürekli doluyor, boşalıyor. Isı cihazlarını, işte bir buhar jeneratörünü düşünün. Sürekli kullanılıyor ve yüksek basınç altında. Çevreci üretim anlayışını benimseyen firma, yakıtta tasarruf sağlayan kazanları imal ediyor. Fabrikanın bu 12.500 metrekare kapalı alanın ve ofislerin ısınması için özel bir kazan sistemi yaptık. Burada fabrikanın kendi atıkları, tahta, palet, karton vesaire atıklarla kazan dairesinde bir yanma gerçekleştirip fabrikayı ısıtıyoruz. Aynı zamanda da çıkan atık gazları da filtre edip geri kazandırıyoruz sistemi. Yine tesisimizde bir boya ünitesi var. Oranın bir ısı ihtiyacı var. Bu ihtiyacı da bu kazan dairesinden elde ediyoruz. Su tasarrufu da yağmur suyunun depolanmasıyla sağlanıyor. Yeni fabrikada çatıda toplanan suyun hepsini yer altına özel tanklar yapıp o tanklarda depolayıp daha sonra drenaja vermek üzere bir sistem kurduk. 2 saat kadar yağmur yağdığı zaman bu 700 tonluk depoları dolduruyor. Yani yağmurda çok büyük bir aslında potansiyel var. Tesisin bir su ihtiyacı var. Yani gerek ürünleri test etmek için,
gerek çevredeki bitkilerin sulanması için veya kullanma suları için, yangın suları için bunların hepsini bu sularla idare etmek için böyle bir şey düşündük. İşlerimiz devam edecek diyen fabrika müdürü Halil Aydoğdu, sözlerinin sonunda ülke ekonomisine katkı önceliğiyle yollarına devam edeceklerini vurguluyor. Son iki sene içerisinde iki TÜBİTAK desteği, iki KOSGEB ARGE desteği, iki de devlet desteği aldık. Yani bu altı desteğin hepsini iki yılda aldık. Bunların hepsi yeni bir şeyler üretip ortaya koyup mühendislik çalışmalar yapmayla olabilecek şeyler. Önümüzdeki dönemde inşallah biz paslanmaz alternatif ürünler piyasaya arz edip bu girdiyi azaltmaya çalışacağız. Amacımız ülke ekonomisine katkıda bulunacak. İthal girdilerinin önünü kesecek. Ülkeye bir şeyler kazandıracak. İnsanların istihdamını artıracak uygulamalar yapmaktır. Bundan sonraki dönemde de kaliteden ödün vermeden bu felsefeyle işlerimize devam edeceğiz.